Merhaba arkadaşlar. Ben de geleyim. Doğru. Daha geri gel arkadaşlar. Abi sen de gel. Çadır kentlere bunlardan binlerce gönderdik. Çadır kentlere. Böyle çadır etrafında ne yapıyorlar? Şu an ışık. Bizim insanımız efendim çok yaratıcı. Evet. Değişik. Sen otobüslerin banyoya dönüşmesi evet. De müthiş bir şeydi. Başka evet efendim. Evet. Valla zaten bizim şu anda son bir aydır ısınma yöntemimiz bu şekilde. Evet. Mecburken yani. Ama bugün iyi Sayın Genel Başkanım. Evet. En iyi. -27'yi gördük biz. -27. Arabada klimanın içinde üşüyorduk başkanım. Evet. Allah. Sayın Genel Başkanım, iki doğal afeti aynı anda yaşadı aslında bu deprem bölgesi. Evet. Yani hem kar kışla mücadele hem de deprem felaketi çok fena vurmuştu burayı. De deprem üssü olarak Elbistan olarak geçti ama aslında bizim Nurhak deprem üssü burasıydı. Çok ciddi. Bu genç belediye başkanları da hep buradaydı efendim. Bunlar bir ekip. Sıra olsun. Sürekli buradalar. Biz zaten İlhan Başkan'la getirdiği evet. Değil mi? Güzel bir şey. Sayın Genel Başkan, 2005'te o araba garajı olarak evet. Yaptığımız yerin bir gün karargah merkezi olacağını hiç düşünmemiştik. Hiç düşünmedi değil mi? Evet. 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 Bütün deprem bölgelerine hep beraber gezdik. Türk Belediye Başkanı. İlçe ve belde efendim bütün deprem bölgesini gezdiler. Sadece vatandaşları da ziyaret ettiler. Köylere gittiler. Biz de bakın bu arada genel başkan, büyükşehir belediye başkanları dahil olmak üzere hiçbirimiz makam aracımızla bir yere gitmedik. Yani biz de sizler gibi bir minibüse bindik. O minibüslerle gittik. Hep beraber var olan sorunları çözmek için, sorunları dinlemek için hep beraber gezdik. Sayın genel başkanım, grup başkan vekiliyken bankası olmayan ilçemiz olarak Nurhak'tı. Şimdi hiçbir şeyimiz yok. Evet. Doğru, o zaman bankamız yok diyordunuz, evet. Evet, evet o dönemde evet, bankası evet. Olmayan ilçeydik, evet. Şimdi hiçbir şey olmayan evet. İlçeye dönüştük. Neyse, inşallah her şey olur. Her i̇nşallah. Şey olur. Bu büyük şehirlerimiz, CHP'li belediyelerimiz sağ olsunlar, var olsunlar. Her şeyi yağdırdılar yani orası gerçekten. Nurha bir lokma, bir bardak su Ankara Büyükşehir'den girdi. Nurha evet. İlk giren yardım evet. Tabi evet. Ankara Büyükşehir'di. Evet. Bütün bu yaraları saracağız. Hiç endişe etmeyin. Beraber olduğumuz sürece, birlikte olduğumuz sürece, dayanışma kültürünü geliştirdiğimiz sürece bütün bu sorunlar aşılır. Elbette ki hayatını kaybedenleri geri getiremeyiz. Yaralananlar var. Onlara şifalar dileyeceğiz. Ben hastanede depremzedeleri ziyaret ederken bazılarının kolu, bazılarının ayağı yoktu. Yani gerçekten de büyük bir dram. Sonuçta bir kız anne ayağım yok derken anne senin ayağın ben olacağım, benim iki ayağım var diye. Ben bunlara da tanık oldum. Büyük acılar ama aşacağız inşallah bunların hepsini. Birlikte aşacağız. İlçe başkanım söylesene. Tamam. Evet. Oradan ayarladınız. Anne öldü, yetim kaldı yavrular. Hiçe kaçmaz, val yapmıyor arılar. Karakış altında, pardon, bir haneye döndü gör bizim kullar. Bedenimde ten ağlıyor, duydun mu? Fransa'dan geldim, aynı depremden evladım sayıma gidin. Sayın Başkanım, bu dörtlüğü de o gün acı günde yazdım. Vurgunca her yerde ciritler attı. Artçılar peş peşe halkı aldattı. Karakış altında soğukta yattı. Laylon sandalye yatarak yattık burada biz 3 gün. 3 gün plastik sandalye yatarak bu meydanda yattım Sayın Başkanım. Bedenimde ten ağlıyor, duydun mu? Can Davut acıyı ben de yaşadım. 2 oğlum hanım yardıma geldim Fransa'dan. Yardıma geldim.
Can Davut acıyı ben de yaşadım. İki oğlum hanım yardıma geldi. Fransa'dan geldim, göçükte kaldım. Azrail de can ağrıyor, duydun mu? Ben de üçüncü katı atladım. Hadi bakalım. Üçüncü katı atladım. Bir hastamız vardı, onun için geldim. Kaybettim. Depremi bir de yaşadık. Şairlik de var. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim sizlere. Çok teşekkür ederim. Yarın sabah görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi geçirler. Hayırlı geceler. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi geceler efendim. İyi geceler. Allah razı olsun.